Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Nevşehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde koruyucu aileler bir araya geldi. Önemli etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ertunay, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, koruyucu aileler, çocuklarla basın mensupları katılım gösterdi. Programda konuşma yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şunları söyledi. Tarihimizde koruma alanında, çocuk koruma alanında önemli hizmetler veren Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş günü olan 30 Haziran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge kapsamında Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilmiştir. Bir araya geldiğimiz bu önemli gün, geçmişten bugüne çocuklarımıza uzatılan koruma elinin önemini ortaya çıkartmış olup, Osmanlı Devleti döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak amacıyla 1914'te Darül Eytamlarla başlamış, 1908'de Himaye-i Etfal Cemiyeti ile devam eden çocuk koruma sistemi, Cumhuriyet döneminde ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çatısı altında yürütülmüştür. Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizin gücüyle birlikte koruyucu aile sistemi sayesinde binlerce çocuğumuz aile ortamında büyüyor ve geleceğe güvenle hazırlanıyor. Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemiyle çocuklarımızın ev ortamında sevgi ve güvenle büyüyebilmesi ve geleceğe özgüvenle hazırlanmaları sağlanmaktadır. İlgili kuruluşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınmasıyla korunmaya muhtaç çocukların bakımının yanı sıra mutlu ve özgüvenli, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmesi için eğitim-öğretim süreçlerinden sosyal faaliyetlere kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok alanda dönüşüm çalışmaları hayata geçirildi. Son yıllarda hız kazanan çalışmalarla çocuklar için kurum bakımının dışında aile odaklı sistemler önem kazandı. Bu süreçte yetiştirme yurdu ve koğuş tipi yapılara son verilirken çocukların mümkünse önce aile yanında, mümkün olmadığı durumlarda ise çocuk evlerinin merkeze alındığı ev tipi hizmet modelinden yararlandırılması uygulaması devreye girdi. Sadece ekonomik sebeplerden ötürü kuruluş bakımına ihtiyaç duyan çocukları sosyal ekonomik destek ile ailesinin yanında tutan bakanlığımız, ikinci aşamada ise durumu uygun çocukların kuruluş bakımına hiç girmeden doğrudan koruyucu aile veya evlat edinme sistemine dahil edilmesini amaçlamaktadır. Bu seçeneklerin uygulanamayacak olması halinde ise çocukların bakımı ev tipi kuruluşlar olan çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Uzman sosyal çalışmacılar ve bakıcı annelerin görev yaptığı bu kuruluşlarda çocukların kendileriyle barışık, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla eğitim-öğretim süreçleri, sanat ve spor aktiviteleri uygulanmaktadır. Çocuklarımızın hoşgörülü, sabırlı, güvenli ve şefkatli siz değerli ailelerimizin yanında bakılması ve küçücük omuzları ile ağır duygusal yükleri taşımaya çalışan çocuklarımızın yeniden örselenmelerinin engellenmesi, geleceğin sağlıklı nesillerinin temellerini oluşturmak adına önem taşımaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımıza yardımcı olabilmenin en güzel yolu, öz ailenin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Bir elinden bakanlığımızın, bir elinden de siz kıymetli ailelerimizin tuttuğu çocuklarımızın daha güzel geleceklere kavuşmasını temenni ediyor,
30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü bu vesileyle kutluyorum. Nevşehir Valiliği tarafından Koruyucu Aile Günü kapsamında gerçekleştirilen programın büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener şunları söyledi. Nevşehir Valiliğimiz tarafından Koruyucu Aile Günü kapsamında gerçekleştirilen programımıza hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 24 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren genelge kapsamında tarihte uzun yıllar çocuk koruma alanında hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye-i Eftal Cemiyeti'nin kuruluş tarihi de olan 30 Haziran günü bu yıl itibariyle Koruyucu Aile Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Çocukların her alanda sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına ihtiyaçlar vardır. Aile, bir çocuğun güvenle büyüyebilmesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli birincil ortamdır. Koruyucu aile hizmetinin amacı ise koruma altında bulunan çocuklarımızı birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileler ile buluşturmaktır. Bu doğrultuda koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması büyük önem teşkil etmektir. Sizler bu hizmetin her aşamasını ayrıntılı olarak yaşayarak deneyimlediniz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümelerine sizinle birlikte katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Her birinize tek tek varlığınız, bu yolda bizimle olduğunuz katkılarınız için teşekkür ediyorum. Harbiden.